Senden bugün kurtuluş yok herhalde ha? Ne senin derdin ya? Konu ne? Konu Melek. Melek benden hamile. Karnında benim çocuğumu taşıyor. Bunu herkes biliyor. Sen hariç. Sen de benden de üstelik. Lan bak. Senin o kıza ne çektirdiğini biliyorum. Nasıl yüzüstü bırakıp gittiğini de biliyorum. O yüzden sus. Şansını daha fazla zorlama. Biz Melek'le birbirimize gönül verdik. Omuz omuza verdik, kalktık ayağa. Tüm geçmişimizi sildik. Sıfırdan tertemiz bir hayata başladık lan. Yuva kurduk biz, yuva yuva. Allah da bize bir tane çocuk nasip etti. Derdin ne senin? Ali bak. Ben de sildim geçmişi. O konu benim için kapandı artık. Endişen olmasın. Ama o çocuk benim. Ve o çocuğu size bırakmayacağım. Lan oğlum sen laftan anlamıyorsun mu? He? Çocuk benim çocuğum benim. 5 haftalık bu çocuk anladın mı beni? He? Bir daha Meleğin adını sakın ağzına alma. Yemin ederim seni bitiririm. Sakın yeter lan! Ne oluyor burada? Ne bu haliniz? Oğlunuz Mehmet'ten danışmanlık hizmeti almaya başlamış bizim şirket için. Hem de benim haberim olmadan. Ki bunun bu kadarla sınırlı kalacağını da düşünmüyorum. Ben de bu durumun Bulut Bey'i niye bu kadar gerdiğini, rahatsız ettiğini sordum zaten ona. O yüzden geldim baba. Bizi yüzüstü bırakıp gittiğinden beri Mehmet'e ben de kırgınım. Ama eninde sonunda bir danışmanlık meselesi. Bu kadar abartacak ne var bu? Eğer bu şirketi ben yöneteceksem Ferman Bey, böyle bir şeyin olmasına izin vermeyeceğim. Kararım da kesin. Oğlumla damadım meseleleri böyle çözmeye başlamışlarsa zaten bu iş çoktan bitmiş. Biz sorunlarımızı yıllarca böyle mi çözdük bunu? Ferman Bey. Siz olsanız ne yapardınız? Medeni iki insan gibi karşılıklı konuşarak çözdük. Ki eğer mesele Mehmet Sedat. Medeni iki insan gibi. Öyle mi? Evet. Hadi gidelim şimdi. Alo Sedat, benim. Bu bizim şirkette eskiden çalışan Mehmet'in adresini biliyor musun? Güzel. Ben şimdi köşke geçiyorum. Onu bana getir. Gelmek istemezse zorla getir.
Saçmalık. Gerçekten saçmalık. Yani delinin biri kuyuya taş atıyor, siz de çıkartmaya çalışıyorsunuz. Deli dediğiniz kim? O kadın işte canım. Bakın bu kadın bir ruh hastası diyorum size. Beni boşuna tutuyorsunuz burada. Vaktimi alıyorsunuz. Ama hakkınızda şikayet var Şahika Hanım. Deliniz var mı peki? Hı? Yok. Ben bir iyilik yapıyorum ama yaranamıyorum demek ki. Bu hasta kadın çocuğunu bırakıp gitti. Ben baktım onun çocuğuna. Kadının akıl sağlığı yerinde değil diye elimden geleni yaptım ben bu çocuk için. Ödüllendirileceğimi kalkmış size dert anlatıyorum. İyi de bu dedikleriniz doğruysa neden şikayetçi olsunlar sizden? Canım kadınsı meseleler işte. Kocam beni boşayıp onunla evlenmedi diye benden intikam almak istiyor. Yuvamı yıkmak istiyor yani. Hanımefendi, şikayette bundan söz ettiğiniz kadın değil. Kim peki? Reşat. Reşat Yavuz. Bozacı'nın şahidi Şıracı yani. Artık ne diyeyim ki? Merhaba. Ah, avukatım da geldi işte. Bundan sonrasını onunla halledersiniz artık. Siz savcıyla görüştünüz sanırım. Evet, yeterli deliller toplanana kadar Şahika Hanım tutuksuz yargılanacak. Anlıyorum. Şahika Hanım'ın ifadesine ve suç duyurusuna bakabilir miyim? Ben çıkabilir miyim artık? Evet, ama daha sonra tekrar sizi burada ağırlamamız gerekebilir. Buyurun. Bu işten başım ağrımaz değil mi Hüsnü? Sanmıyorum. Ellerinde yeterince kanıt yok. Bu konu aramızda kalmalı Hüsnü. Ferman Bey kesinlikle duymamalı. Eğer sana bir şey soracak olursa... raporlu bir akıl hastasının saçmalıkları falan dersin, tamam mı? Siz hiç merak etmeyin Şahika Hanım. Ferman Bey'in kulağına gitmeden biz kapatırız bu işi. Güzel. Hah. Anne ne oldu? Çok merak ettim seni. Ne olacak canım? Bir şey yok. Boş boş işler işte. Sen niye geldin ki buralara kadar? Ne demek niye geldin? Anne karakola getirdiler seni. Boş boş işlerse niye buradasın? Canım bizim vakfın işleriyle ilgili eksik bir evrak vermişler. Birisi de şikayet etmiş. Yani önemli bir mesele değil. Peki böyle bir şey için eve kadar gelmeleri normal mi? Bazen olabiliyor böyle şeyler. Hadi neyse. Biz bir an önce gidelim de baban gelmeden sofrada olalım. Ya geldiyse? Neyse işte. Geldiyse de bilmesine gerek yok. Şahika Hanım'ın gizli işleri hiç bitmez. Tahmin etmiştim kavga edeceğinizi. İkiniz de çok gerginsiniz Ali. İkimiz de gergin miyiz? Ne bakıyorsun öyle değil misiniz? Ne diyorsun sen ya? Adama hak mı vereceksin yani şimdi? Hayır Ali, tabii ki hak vermiyorum. Ona da ağır geliyor bu durum. Biliyor çocuğun babası olduğunu. Ya Ali kızma ama kendini biraz onun yerine koysana. Bulut'a biraz haksızlık etmiyor muyuz? Ne diyorsun Melek sen ya? He? Ne haksızlığı, ne diyorsun? Biz bu çocuğu korumak için evlenmedik mi zaten seninle? Ali ne olur biraz sakin ol, sessiz ol. Biri duyacak şimdi. Ya bu çocuk için yapmadık mı biz zaten her şeyi? He? Kötü bir şey demedim ki. İkimiz yalan söyledik seninle. Ben de kendimi kötü hissettim, suçlu hissettim. Ya sen bana açık konuşsana. Bu herife karşı hala bir şey hissediyor musun, hissetmiyor musun? Hı? Şuranda şu kadarcık da olsa bir şey var mı yok mu? Ali kalbimi kırıyorsun. O herifi düşünmene de ben dayanamıyorum. Anladın mı? Hı? Ali ben kendimden emin olmasam seninle buraya gelir miydim? Evlenir miydim seninle? Kız Ferah.
Yemin ediyorum bir gün o kulağın kapıya yapışacak. Kimse de onu oradan ayıramayacak. Bu kulak neler duydu bu bilsen. Yapırsa da merak etme. Aklımdadır. Ne duydun ki? Bir şeyler duydum işte. Ya merak ettim. Şimdi söyleyemem ama. İlle de çatlatacağım diyorsun. Öyle demedim. Zamanını bekle. Sabırsızlık etme dedim. O kadar. Ama sen de öyle hemen havalara girme. Ferman Bey'in misafiri geldi. Daha yemek yapılacak, kahve yapılacak. Hadi. Tamam. Hiç değişmemişsin Mehmet. Hala aynısın. Böyle emri vakilerden hoşlanmadığını bilirsiniz Ferman Bey. Geldiysem Ali'nin hatırına. Gelmeseydin zaten çocuklar döve döve getireceklerdi. Kırgınım sana biliyorsun. Kırgınsınız. Ama evinize davet ediyorsunuz. 3 yıl gayet güzel seninle çalıştık. Hep takdir ettim seni. Seninle ilgili büyük umutlarım varken bir gün çekip gittin. Niye? Senin değil de Bulut'un projesine onay verdim diye mi? Değdi mi? Huzurluyum. Yoksa benim bilmediğim başka bir sebep mi var? Doğru. Bulut'un projesini seçtiniz diye gitmişimdir. Başka ne sebep olabilir ki? Neyse, ben buraya niye geldiğimi hala anlayamadım. Aslında bana bir özür borçlusun. Beni özür için mi çağırdınız? Benim kimseye bir özür borcum yok. Hiçbir zamanda olmadı. Dışarıdan şirketlerime burnunu soktuğunu duydum. Bulut mu söyledi? Ortalığı karıştırma. Tamam. Belamı aramaya niyetim yok. Karışmayız o zaman. Şimdi müsaadeniz varsa ben gideyim. Otur, 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 otur. Öyle dışarıdan olmaz bu işler Mehmet. Madem Ali'ye yardım etmek istiyorsun, o zaman git şirkete kur ofisini. Çalışacaksan adam gibi çalış. Öyle yarım yamalak işi sevmem ben. Olmaz. Ben bir kere zor kurtuldum zaten sizden. Damadınız olmasaydı hesapsız gitmeme izin vermezdiniz. Kusura bakmayın. Kabul edemem. Ali'ye işi öğret. Ondan sonra git. Sana söz veriyorum. Giderken kimse senden hesap sormayacak. Yeter ki oğluma işi öğret. Sonra özgürsün. Ne dersin Mehmet? Bulut, ne oldu suratına sık? Bir şey yok canım. Ne zaman sorsam bir şey yok diyorsun ama mutlu olduğun da yok. Sudeciğim bir şey yok. Vera, Ferman Bey'in misafire gitmedi mi daha? Hayır, hala odadalar. Size de iyi akşamlar Ali'ciğim. Ne oldu? İkinizin de suratı sirke sattığına göre bir çekişmişsiniz yine. Ne çekişmesi ya? Çekişme falan yok. Kocanın saçma sapan inatlaşması diyelim biz buna. Sebep? Sebep biziz. Melek'le ben. Ha, daha doğrusu bizim bebeğimiz. Bak kocanı da uyardım. Şimdi tekrar söylüyorum burada. Eğer bir daha Meleğin hamileliği hakkında bu evde en ufak bir şey duyarsam kötü olur. Ne demek şimdi bu Ali? Bu şu demek üvey anne. Melek'le biz geçmişimizi sildik. Sıfırdan bir hayata başladık ya. Bebeğimiz de geçmişten gelmedi bizim. Tamam?
hayatım, senin hala aklın karışık mı? Herkese afiyet olsun. Mehmet, geç şöyle. Ver ay kızım. Mehmet Bey'e bir servis acaba. Aa, misafirimiz Mehmet miydi ya? Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Hoş geldin başkan. Hoş bulduk. Yıllar oldu görüşmeyeli Mehmet. Çok şaşırdım doğrusu. Öyle. Hayat tesadüflerle dolu galiba. Mehmet'in yaptığımız iş teklifini kabul etmesi ve aramıza katılması beni rahatlattı. Malumunuz Ali iş konusunda biraz tecrübesiz. Bulut'un da işi başından aşkın. Mehmet hem işi hem şirketi yönetmeyi iyi biliyor. İş hayatında cazip teklifler hiç bitmez. Ama bu fırsatları kimin nasıl değerlendireceği önemli tabii. Evet. Ben de işte bu yüzden Mehmet'e tekrar bir fırsat vermeyi düşündüm. Umarım başarılı olur. Ama yine de insan her teklifi ciddi ciddi düşünmeli bence. Mesela bana da Ekrem Aksoy'dan bir teklif geldi. Her şeyi bırak, gel benim için çalış dedi. Ne dilersen dile benden dedi. Ama ben öyle hemen atlamadım. Neyse hayırlı olsun Mehmet. Eyvallah. Nereye bunu? Daha yemek yiyor. Ya önceden verilmiş bir sözüm vardı. Mehmet'in geleceğini bilsem iptal ederdim ama. Afiyet olsun. Oo, çok da güzel oldu vallahi. Hoş geldin abi. Tebrik ederim Mehmet. Teşekkür ederim Şahika Hanım. Yalnız biz Ferman Bey'le kısa bir süreliğine anlaştık. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Mehmet'in hem köşke gelmesine hem tekrar işe başlamasına çok şaşırdım. Rüyamda görsem inanmazdım. Rüyada gerçek oldu işte kızım. Daha ne? Oh, çok da güzel oldu vallahi. Gördüğün gibi Mehmetciğim, hiçbir şey değişmedi. Ben hala sakarım ama bardak boş. Sağ ol. İyi akşamlar. Söyle aslanım. Biraz önce senden iş teklifi aldığımı söyledim Ferman Bey. B planını uyguluyorsun. Sıkıştın yani. Ferman Bey benimle oyun oynuyor. Şirkete girmesini istemediğim birini bana rağmen işe aldı. Kimmiş o istemediğin kişi? Mehmet diye biri. Aramızda husumet olduğunu bile bile karşıma çıkarıyor adamı. Ali'ye yardım edecek bahanesiyle bana karşı kullanacağı belli. Hiçbir şey olmaz. Onun da hakkından geliriz. Merak etme sen. Artık silahlar çekildi. Senden iş teklifi aldığımı söylediğime göre beni sana karşı köstebek olarak kullanmak isteyecek. O zaman da kozlar benim elime geçecek. İşte bu aslanım. Ferman padişahınsa dağlar bizimdir. İşte bu. Sağ olasın Mehmet'im. Hayırlı olsun. Bak eski günlerdeki gibi Mehmet'im dedim sana. Demek ki kırgınlığım geçmiş, gönlümü almışsın. Maksat olan üzülmesin. Delikanlı çocuk, hatırı var. Yolun uzun, istersen çocukları bıraksınlar. Yok, buraya kadar gelmişken bir arkadaşa vuracağım. Hem biraz yürümüş olurum.
Tamam. O zaman şirkette görüşürüz. Görüşürüz. Sen buraya benim için mi geldin? O gün dertleşecek, konuşacak birini arıyordum. Yani söylediklerim seni umutlandırdıysa boşuna hayal kurma. O hayaller suya düşer sonra. Bizde suya düşecek hayal kalmadı Sude. Boşuna çeneni yorma. Biz çok iyiyiz Bulut'la. Seviyoruz birbirimizi. Ya, unut söylediklerimi. İyiyiz. Sevindim. Madem buraya benim için gelmedin, o zaman niye geldiğini öğrenebilir miyim? Bak Sude, bugün babam beni buraya zorla getirdi. Zamanında kızı için çekip gittiğimi bilse zaten getirmezdi. Ben bu işi Ali için kabul ettim. Aklına başka şeyler getirme. Çocuğu kıramadım sadece. Tamam mı? Hadi iyi geceler. Sittiniz efendim. Bulut Bey geldiler. Beklediğinizi haber ettim kendisine. Ah, bir de yarın sporunuz başlıyor. Hatırlatmak istedim size. Teşekkür ederim Bera. Gel Bulut, geç otur. Bu Ekrem Aksoy sana nasıl ulaştı? Vallahi şirkete kadar geldiler. Adamını yollamış. Sonra da yüz yüze görüştük. Ne dedi peki? Kendisiyle ilgili ne anlattı? Bu liman ihalesine giren şirket var ya. Onlarınmış. Vallahi Ferman Bey, aranızdaki husumetin ne olduğunu bilmiyorum ama bence size bir bedel ödetmeye çalışıyor. Yani derdi intikam almak. Peki sen bu teklife karşılık ne dedin? Tabii ki de sizi sırtınızdan vurmayacağımı söyledim. Sana güveneceğimi biliyordum. Hiç şaşırtmadın beni. Sağ ol. Ama siz beni şaşırttınız Ferman Bey. Mehmet'i istemediğimi söylemiştim. Ona rağmen onu hem evinize hem de sofranıza kadar buyur ettiniz. Ben sadece senin yükünü hafifletmek istedim Bulut. Ali evladınız. Onun tepeden inmesini anlarım. Ama Mehmet başka. Mehmet'in şirkette olması bana ağır gelir. Bence bu Mehmet meselesini kafanda fazla büyüt. Ali'nin bir çeşit koçu gibi düşün. İşi bizim oğlana öğretecek, sonra yoluna gidecek. Peki. Ama
Mehmet ayağımın altında dolaşmasın. Neredeydin? Nasıl geçti yemek? İyiydi. Sadece Mehmet'in eve gelmesine ve şirkete dönme kararına şaşırdım biraz. Ben şaşırmadım. Ne diyor Mehmet? Ne konuştunuz? Bir şey demiyor. Zaten yemekten hemen sonra çıktı gitti. Baba bizi kıskandı galiba. Hı? Evet, bakalım misafirimiz içeride ne yapıyor? Yan gelip yatıyordur hocam, ne yapacak? Sesi duydunuz mu? Evet ya, duyuyorum. Su pompası gibi o, ne öyle fıkır fıkır? O bebeğin kalp atışları Ali Bey. Nihayetinde kan pompalıyor. Ya yerim onun kalbinin atmasını ben ya. Çıksa da sevsek artık. Ya şey, acaba cinsiyeti belli mi? Bakalım. Sen niye eğiliyorsun öyle, sanki anlayacaksın. Ya dur kızım, heyecanlandık ya, dur. Bakın. İşte burada. Uyuyor oğlunuz. Oğlum bu erkek mi yani? Erkek. Kızım ben sana ne dedim ya? Erkek çocuğumuz olacak dedim mi demedim mi? Beşiktaş maçlarına hemen bilet ayarlıyorum hemen. Gel buraya, öpeceğim seni. Ya Ali tamam, hadi Ali sakin ol, sakin ol. Tamam tamam. Kusura bakmayın doktor bey, babamız biraz deli de. Deliyim deli. Senin delinim, çocuğumun delisiyim. Deliyim. Buyurun. Teşekkürler. Spora başlamam lazımmış. Bu yaştan sonra olimpiyatlara mı katılacağım anlamadım. Doktorun dediklerini dinlemeniz lazım Ferman Bey. Pedal çevirin. Bisiklet iyidir. Kardiyo. Hiç uyuyamadım. Sabaha kadar düşünüp durdum. Oyunu onların istediği gibi oynayacağız. Sen Ekrem'in teklifine evet diyeceksin. Benim karşımda onun yanında olduğunu hissettireceksin. Bakalım ne işler çeviriyorlar. Emin misiniz? Evet. Peki, kaçtım ben. Bulut. Şirketlerimi en iyi sen yönetirsin. Bunu biliyorum. En çok sana güveniyorum. Ben oğlunu kırmak istemeyen bir babayım. Anlamalısın. Yoksa benim nazarımda Bulut çok değerli. Al şu havlu. Terlisini üşüteceksin. Görüşürüz. Görüşürüz. Biz
Sana dedik kızım oğlan olacak diye. Boşuna sevinmiyoruz biz. Ha ne yani? Kız olsa sevinmeyeceksin öyle mi? Ya yok, sevinirdik kızım. Niye sevinmeyeyim? Sevinirdik de yani. Şimdi oğlan çocuğuyla daha rahat geziyorsun. Daha rahat vakit geçiriyorsun baba oğul. Niye Ali baba, kız gezilmiyor mu? Kızım parka gittik farz et. Baba cişim geldi benim dedi. Ne yapacağım? Ha bu mu yani? Sadece bu da değil ki. Maça gittik farz et. Herkes küfredecek kızım. Bizim kız da duyacak onu. Ha sen oğlunun yanında böyle rahat rahat saydıracaksın yani, öyle mi? Ya onu mu diyoruz Melek ya? Kız çocuğu naziktir, narindir. Ya Ali bırak Allah aşkına. Sen var ya düpedüz ayrımcılık yapıyorsun şu anda. Kızım vallahi billahi baş edilmez seninle. Tamam sustum, tamam. Neyse Saffet baba haber alınca çok sevinecek ha. Yelkenleri suya indirir. Ya ben diyorum ki şöyle babama küçük bir hediye alıp yanına mı gitsem? E git kızım. Güzel bir hediye al aynen dediğin gibi. Sen beni yol üstünde bir yerde indirsen Ali. Tamam. Ben de bir şeye, mezarlığa uğrayacağım. Annemin ölüm yıl dönümü de. Onun yanına gideceğim. Çocukken de çalışkandın. Sen saatlerce bahçe işleriyle uğraşırdın. Ben de seni izlerdim hiç sıkılmadan. Yatarak sadece tavuklar yumurta yapar. Ben de onu yapamayacağıma göre kuluçkaya yatmanın alemi yok. Neyse şimdi boş ver. Karnın aç mı? Ben hazırlayayım abime kahvaltı. Olur mu kızım, olur mu? Misafir gelmişsin. Misafire şimdi kahvaltı mı hazırlatacağız? Sen geç şöyle. Ben ayarlarım. Elmas! Elmas Hanım! Bana mı seslendiniz Reşat Efendi? Evet, bize şöyle ufaktan bir kahvaltı hazırla. Misafirimiz var. Olur, hoş gelmiş. Hazırlarız ufaktan ufaktan. Ufalın da cebime gir. Karnı ağrıyor sıcak. Serpme olsun kahvaltı, serpme! Tamam, serperiz. Kafanızdan aşağı serpeceğim sizi. Kendini hazırlattığı yetmiyor, bir de gırığına hazırlatıyor. Ziftin pekini giy. Hah Bulut, hadi hazırsan çıkalım. Nereye gidiyoruz Sudan? Doktor randevumuz var ya, bebeğimiz nasıl diye bakacaktık. Ben onu tamamen unutmuşum ya. Şirkette ciddi bir toplantı var. İyi, ara iptal et o zaman. Karımı bu randevusunda yalnız bırakmayayım de. Yapamam Sude. Beni bekliyorlar, gitmem lazım. Ben olmazsam olmaz. Sen olmazsan bu bebek de olmazdı Bulut. Farkında mısın? Her seferinde o randevulara yalnız gitmekten utanıyorum artık. Ama utanılacak bir şey yok ki. İşi çıktı kocamın dersin. Hı, kocamın işi çıktı derim. Kocamın zaten hep işi var derim. Kocamın işinden başka hiçbir şey yok derim. Doğacak bir çocuğu, bir karısı, bir yuvası yok derim. Ha bir de şey var derim. Burnumuzun dibinde de eski sevgilisi var derim, olur mu? Sude, konuştuğumuz konular. Abartma lütfen artık. Ben mi abartıyorum ya? Hep ben abartıyorum her şeyi. Sen hiçbir şey yapmıyorsun değil mi Bulut? Melek olsaydı ama koşa koşa giderdin değil mi o randevuya? Aynı şeyleri tartışmayacağım seninle. Niye? Ali ile tartışmışsın belli ki. Hı? Konu melek olunca nasıl da canavar kesiyorsun ama değil mi? Kendi karın, çocuğun, evin hiç umrunda değil senin. Ya sana yazıklar olsun ya. Gerçekten yazıklar olsun. Senden de bu evlilik oyunundan da bıktım artık Bulut. Sude lütfen sakin. Gider misin? Bulut lütfen git. Git dedim! Korktun mu? Korkma. Ne yapalım? Benden başka seni seven yok belli ki. Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu size de. Rica ederim. Buyurun beraber yapalım kahvaltıyı. Yok benim
Mutfakta çok işim var zaten. Öyle değil mi Reşat Efendi yani? Aç da değilim zaten ben. Siz buyurun dıkanın. Afiyet olsun, yiyin siz yani. Şeker İyi. Bal olsun. Aç değilsen o zaman bak işine gücüne. Afiyet olsun. Ya iyi kadın, hoş kadın da biraz çal çene. Sen bir gittin, ne telefon, ne bir haber. Kimden arayacağız, kimden soracağız bilemedik Zahide. Korkma artık abi, gelirim. Şimdilik bir arkadaşımın yanında kalıyorum. Sonra? Sonra kendime yeni bir hayat kuracağım. Şimdi bu arkadaşın senin kimdir, neyin nesidir, kimin fesidir, güvenilir midir? Bak, burası çok müsait. Yerim de var Allah'a şükür. Ben şeyi, çaydanlığı bırakayım, gideyim. İyi. O kadını savcılığa şikayet ettim ama onu içeri tıktırmaya gücüm yetmedi, yapamadım. Bizzat senin de gelip şikayetçi olman gerekiyor. Mağdur olan sensin çünkü. Giderim abi, gitmez miyim? Bir de şahit bulmak lazım. O kadın bana yaptıklarının cezasını çekmeli. Tek isteğim bu abi. Tabii bir de Alim. Alim'e doyamadım. Ne görmeye, ne bakmaya, ne koklamaya. Kocaman olmuş. Aslan gibi. Bir de yakışıklı. Kim bilir neler yaşadı bensiz yıllarda. Ne zaman söyleyeceksin Ali'ye annesi olduğunu? Bunu çok düşündüm abi. Ama şimdi söylesem genç, delikanlı. Ya gidip bir delilik yaparsa o kadına? Üstelik aynı evde yaşıyorlar. Bugünü annesinin ölüm yıldönümü biliyor. Her yıl aynı gün gidiyor mezara. Başkana bak, yıkıyor. Vay başkan, yıkıyorsun başkan. Oğlum tasarlamasana. Oğlum Mehmet Bey, çok şanslı olmuşsun. Mehmet abi, hayırdır? Hayır, hayır. Vallahi takımı mı çıkıyorsun reis? Yakışmış. Yakıyorsun ortalığı. Yakıyorsa itfaiye çağır. Vay başkan, damat gibi olmuşsun. Hay! Yeter be! İşimiz var, işimiz. Akşam görüşürüz, hadi askere. Efendim? Evet, benim. Nasıl gitmiş hanımefendi? Nereye gider babam? Niye haber vermediniz daha önce bana? Mektup mu? Ne mektubu? Kızım Melek. Bu mektubu okurken hiç suratını asma, ağlamadan. Çünkü doğru olanı yaptım ben. Bu hayatta herkesin tutulduğu bir dal vardır. Benimki sendin. Ama kırdın, kırıldın. Boşuna beni aramaya kalkma. Başımın çaresine bakmasını bilirim. Anladığım kadarıyla sen de öğrenmişsin artık. Sana yine ailenle mutluluklar dilerim. Babam Saffet. Geçti anne.
Yüzünü bile unutuyorum biliyor musun? Simanı hayal meyal hatırlıyorum. Anne demek için geliyorum buraya. Anne demeyi unutmamak için. Anne. Annem. Annem. Söylemesi bile güzel değil mi? Her sene buraya ölen anneni görmeye geldim. Bense yaşayan oğlumu. Hep uzaktan gizlice seni seyrederdim. Sen annenle birlikte ol diye. Annene kavuş diye. Ölmeyi bile göze alır. İnsanların işlediği suçlar eğer yüzlerini vursaydı baba, kimse aynaya bakamazdı. Yeniden bir aile olabilmek için elimden geleni yapıyorum Ali. Ne istediysen evet dedim. Biliyorum, farkındayım. Eyvallah. Ali. Bir şey daha var. Bulut'u sevmediğini biliyorum. Ama ablan seviyor. Bunu sen de görüyorsun. Doğacak torunum da babasını sevecek. Üstelik şimdi Bulut'a her zamankinden fazla ihtiyacım var. Niye ki? Bir düşmanım var Ali. Büyük bir düşman. Hem rakip hem düşman. Kim? Sen dert etme. Ben hallederim. Demem o ki... Bulut'u test ettim. Eğer beni sırtımdan vuracak olsaydı, vururdu. Sen yine de eşeğini sağlam kazığa bağlama. Hadi gelmiyor musun sen? Yok, ben biraz daha kalacağım. Sen git. İyi, tamam. Bunca yıl sonra tekrar yaralama beni. Ben seni bırakıp gitmedim ki Ferman. Yaralamak benim lahat mi? Bana esas yarayı sen açtın. Birbirimize dediği gibi aşıktık biz. Ama sen gidip Şahika ile evlendin. Onun ailesi. Benim ailem.
Bana yaptıkları baskıyı biliyorsun Zahir. Ne beni mutlu ettin, ne de karını. Keşke, keşke evlendikten sonra peşimi bıraksaydın. Ali'ye hamile olduğumu söylediğimde boşanacağım dedin ama yapmadın. Şimdi söyle Ferman. Kim kimi yaralamış ha? Kim sevdiğine acı vermiş? Kim kimi ortada bırakıp gitmiş? Zahide. Ben de çok acı çektim. Bir gün bile aklımdan çıkmadı. Aklından çıkarmamak için de bana o mezarı yaptın öyle mi? Anne bir şey demem lazım. Annem bizi bırakıp gitti, kaçtı gitti diyemezdi. Annenin de senin de hayatınla oynadım deseydin Ferman. Hayır Zahide. O yazdığım mektup daha dün gibi aklımda. Bir daha beni ne ara ne sor diyen sen değil miydin? Ha? Artık seni sevmiyorum diyen sen değil miydin? Şayka'yla evlen, mutlu ol, beni unut diyen sen değil miydin? Oğlum abime emanet diyen sen değil miydin Zahide? Hayır Ferman, ben değilim. Sen de buna inandın değil mi? İnandın. Çünkü inanmak istedim. Çünkü düzenini kurmuş, herkesi yokluğuma alıştırmışsın. Kötü bir anne olmuşum. Ölü bir anne olmuşum. Oğlum senin için hiçbir önemi yokmuş. Hayır Ferman. O mektubu ben yazmadım. Kim yazdı o zaman Zahide? Kim? O mektubu kim yazdı Zahide? Hoşça kal. Birazdan siyah başörtülü, siyah paltolu bir kadın çıkacak. Onu takip et, gözden kaçırma, tamam mı? Tamam. Ben taksiyle giderim, tamam. Dediklerimi unutma. Salona git. Meleğin cıngıraklı kaynanası gelmiş, seni bekliyor. Şahika mı? Cıngıraklı işte, ne bileyim ben şahika mı harika mı? Bu aralar reytinginiz pek yüksek zaten. Herkes size gelir. Buyurun. Beni ihbar etmişsin. Ne akla? Hangi cesaretle? Onu yıllarca Zahide'yi hapsederken düşünecektin. Haddini bil Reşat. Akıl yoksunu kız kardeşinin her söylediğine inanacağını bir de bana sorsaydın önce. Sana sorayım da sen de uyduracağın yalanların hesabını kitabını yap ha? Bir deliye kimse inanmaz. Bana bak, benim kardeşimin aklı gayet yerinde. Şimdi bütün bunların hesabını verecek ve cezanı çekeceksin. Onunla yüz yüze konuşmak istiyorum. Nerede Zahide?
Bana Zahide'nin nerede olduğunu hemen söyleyeceksin derhal. Önce şu sinirini bir aşağı indir bakalım. İndir. Tamam. Tamam, bak sakin. Zahide nerede? Onunla sadece konuşmak istiyorum. Bilmem. Artık derdini mahkemede anlatırsın. Senin o kız kardeşin yıllar önce benim yuvamı yıkmaya çalıştı. Şimdi ortaya çıkmış bana iftira atıyor. Benim adım Şahika Köklükaya. Ben buna izin vermem. Anladın mı? İzin vermem. Bak, şimdi benim terbiyemi bozmadan edebinle, adabınla defol git. Bu yaptığınızı ödeyeceksiniz. İkiniz de bana attığınız iftiranın bedelini ödeyeceksiniz. Ödeteceğim size. Göreceksiniz. Da güzel şeyler almışsınız. Sizin bebeğiniz için mi? Ah. Evet, anne oluyorum da. Hayırlı olsun. Analı babalı büyüsün. Teşekkürler. Başkan, var mı eksiğin yediğin? Eğer varsa söyle bizimkilere, tamamlasınlar çocuklar. Ne eksiği Ali? Hancı olan sensin. Ben ilk durakta inecek yolcuyum, o kadar. Yok be başkan, biz de yolcuyuz. Şu işimizi adam gibi halledelim de uzayacağız buradan, merak etme. Tamam tamam, buradayız işte. Mekanımıza gelip artistlik yapan oyun işten düşünsün artık. Vallahi iyi ki de gelmiş mekanı. Damarına basmasa seni buraya getirtemezdik. Evet beyler. Hayırlı olsun tekrar. Seramın işini geçiyoruz anladığım kadarıyla. Peki. Kayak kompleksi. Buyurun. İşin tanımı, anahtar teslim inşaat. Detaylar, altyapı işleri, su alma ve kar yapma merkezi, kayak pisti inşaatı detayları, yol inşaatı detayları, derivasyon, peyzaj, hepsi burada. Hangisinden başlamak isterseniz ellerinizden öper. Şu Ruslara para akıttığım proje değil mi bu? Aynen öyle. Yalnız ufak bir değişiklik var. Otel 5 yıldızlı 7 yıldız oldu. Bunun için 5 milyon dolar da teminat yatırdılar. Artık güvenebiliyor muyuz? Öptüğün herif gözlerimizden. Utanmalıyız vallahi abi. Dur bir de ben öpeyim onu. Bulut. Kandırmışsın pederi. Ferman Bey kandırılacak adam mı Ali? He. Vazgeçilmez mi diyorsun ya? Yo estağfurullah. Evladı değiliz sonuçta. Evlat olsan sevilmezsin birader. Ali, derdinin ne olduğunu biliyorum artık. Bak, Köklükaya Holding'in içindeyken, hele bir de patronken böyle fakir ama gururlu pozları pek işe yaramıyor. O yüzden bundan sonra kafanı çalıştır. Boş işlerle uğraşma. İyi diyorsun, güzel diyorsun. Ben de seni uyarayım o zaman. Bak, yıllarca Ferman Köklükaya'ya sırtını dayadın. Ama şunu bil ki, rüzgarın ne taraftan eseceği hiç belli olmaz Bulut Efendi. Ona her ne söylediysen bunu iyi değerlendir. Fazla zamanın yok. Sana ne kadar güvendiğini de göreceğiz. Buradayız.
Tamam Söğüde Hanım, giyinebilirsiniz. İyi mi bebeğim? Giyinin de öyle konuşalım. Evet. Geldim. Anlatın bakalım. Nasıl bebeğim? Keşke Bulut Bey de yanınızda olsaydı. Aman çok yoğundur benim kocam. Hiç bitmez işleri onun. Siz bana güzel haberler verin. Ben onu anlatırım. Maalesef güzel bir haber veremeyeceğim size Sude Hanım. Anlamadım. Bebek gelişmemiş. Nasıl gelişmemiş? Bir hafta önce gelişme durmuş görünüyor. Yani bebeğinizi kaybedeli bir hafta olmuş. Nasıl bir hafta olmuş? Burada o. Hissediyorum ben onu. Her an ne hisseder burada bebeğim? Bakın Sude Hanım, bu öyle kabullenilmesi kolay bir durum değil. Anlıyorum ben sizi. Anlıyor musunuz? Anlamıyorsunuz. Burada bebeğim biliyorum ben. Ben hissediyorum, konuşuyorum onunla. Daha dün konuştum ben onunla. O doğacak, biz onunla bir sürü güzel şey yapacağız. Siz beni anlamıyorsunuz. Bebeğim burada. Biliyorum ben. Duyuyorum onu. Thank you.
Dayım gel bir sarılayım sana ya. Özledin mi lan eşek sıpası? Özlemez olur muyum dayım ya? Çok özledim. Lan Güneşçi beni özlemedi mi lan? Seni de özledim ablam. Allah Allah ya. Allah. Ama en çok karımı özledim. daha nasıl deliyorlar? Söylemedin mi bebeğin? Sen söyle istedim. Bak sen ya. Bebeği söylememiş. Ne oldu yoksa çocuğa bir şey mi oldu? Ne oldu? Erkek çocuğumuz oluyor bizim erkek. Sabahleyin söyledi doktor. Cinsiyeti bugün belli oldu daha. Allah! Patron! Paşa geliyor paşa. Allah! Aman Ayakkabıları. Melek, sen niye ilgisiz duruyorsun? Yok, çok güzeller. Ben buna mangalı yakarım. Bu kutlar alır. Allah çıkma. Ha, kabul edenler. Edilmiştir. Bütün ziyafetler Elmas ablanızdan. Hadi bakayım, bendensiniz. Hadi, hadi. İçeri, içeri gideyim de ben hazırlayayım şunları. Hadi, 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 hadi. Hayrola Ekrem? Sana kendi ellerimle güzel bir masa hazırladım. Gel, gel. Bu akşam sana ben hizmet edeceğim. Nergisleri hala seviyorsun değil mi? Seviyorum. Çok seviyorum hem de. Biz gençken kolay bulunmuyordu bu meretler. Ama da pahalıydı ha. Sen seviyorsun diye bir keresinde çiçekçiye gocuğumu vermiştim Nergis karşılığı. Niye? Niye olacak? Adam kışın sokakta üşüyor. Sen de Nergislere bayılıyorsun. Onun içi ısınsın. Senin yüzün gülsün diye fena mı? Sanki hala o günlerde gibiyim. Sanki hala 20 yaşındayım ve başım dumanlı gibi. Seni bulduktan sonra öyle oldum. Kanatlanıp uçacak gibiyim. Zaman geçti ama içimdeki o his hiç geçmedi. Ekrem. Ekrem sana minnettarım. Beni o kadının elinden kurtardın. Beni yeniden hayata bağladın. Ama artık ben oğluma kavuşmaktan başka bir şey düşünmüyorum. O da olacak Zahide. Sen bana güven yeter. Geçmişe sün gerçek. Her şey istediğin gibi olacak. Sözüm sözdür, bilirsin. Biliyorum. Ama yine de içimde bir korku var. Ya beni istemezse? Ya bana inanmazsa Ali? Böyle düşünme. Zamanı gelince yavaş yavaş anlatırsın. O da anlar. Kötü şeyler düşünme. Bak buradayız. Yıllar sonra birbirimizi bulmuşuz. Tadını çıkaralım ha, değil mi? Hadi ye. Bakalım beğenecek misin? Eline sağlık Ekrem. Bu yaptıklarını hiç unutmayacağım. Ben senin için dünyayı yakarım be Zahide. Sen ne dersen yapmaya hazırım. Ama bir tek şartta. Nedir? Ferman. Thank you.
açmıyor. Nerede bu kız? Ben de aradım, açmıyor. Ya başına kötü bir şey mi geldi yoksa? Kendini yine alışverişe vurmuştur. Merak etme, gelir birazdan. Sude mi yoksa? Değil. Efendim? Ferman Bey, Zeyda Hanım Ekrem Bey'in evine girdi. Anladım. Tamam. Bulut, benimle çalışma odasına gider misin? Aa, ne oluyor Ferman? Niye burada konuşmuyorsunuz? Seni ilgilendiren bir şey değil de onu da aşağı yukarı. Ferman'la asla görüşmeyecek, tek kelime etmeyeceksin. Ama Ekrem... Ama oldum olası sevmediğim bir laf. İnsanı suçlu çıkaran, yan çizdiren bir laf ama. Amasız, fakatsız kabul etmeni istiyorum söylediklerimi. Ferman diye biri yok. Hiç olmayacak. Hayatına hiç giremeyecek. Anlaşıldı mı? Bir sorun mu var Ferman Bey? Sen bugün Ekrem'e gittin mi? Gittim, evet. Söyledin mi kabul ettiğini? Evet, evet söyledim. Bir şeyden şüphelenmedi değil mi? Tam tersi. Sevindi. Güzel. Peki... yanında bir kadın var mıydı? Yok, ben görmedim kimseyi. Hangi kadından bahsediyorsunuz? Ali'nin annesi. Ali annesini öldü biliyor. Oysa kadın yaşıyor. Şayka biliyor. Zahide şu anda Ekrem'in yanında. Yanıyor! Kebaplar geldi! Allah! Adana, şiş, böbrek, kanat, dalak, ciğer hepsi var. Hadi bakalım. Buyurun. Abla sen ne yapıyorsun ya? Hayallerin dert görmesin senin be. Dur. Bunsuz olmaz. Al bakalım. Al. Sen hamilesin yine kız. Al bakalım patron. Yemem ben. Ya patron al. Ya yemem. Ver oradan. Al bakalım çöp şiş. Şundan bir başla. Yavaş yavaş. Malzeme bol. Bu ne abla ya? Ne yapıyorsun, bu zehir gibi be. Oğlum nimete zehir denmez. Günahtır. Al kızım, al. Melek ne oluyor, neyin var? Ne oldu kızım, neyin var söylesene. Ha? Babam tedaviyi bırakmış hele. Terk etmiş, gitmiş. Hayda, kızım niye haber vermiyorsun? Şimdi arardık, sorardık gündüz vakti erkenden. Bir şey mi darıldı, bir şey mi kızdı acaba? Yok be dayı, neye kızacak, neye darılacak? Ortada küsecek bir şey yok öyle. Nerede, ne yapıyor? Bir şey mi geldi başına? Çıldıracak gibi oluyorum öyle düşününce. Tamam, sen merak etme. Halledeceğiz ya, tamam. Bulacağız. Elbet bir yerden çıkacak ortaya. Tamam. Demek sabahtan beri senin sıkıntın buydu ha. Ya şimdi bir kız böyle gebe gebe üzülür mü? Üzülmez. Yani o baban olacak adam. Bab. Öyle değil mi? Ben de onun ablasıyım. İşim kötü oldu. Bir şey oldu. Sıkma canını. Hallederiz. Sıkma. Ne işin var burada Sude?
Sen her gece burada içip içip beni mi düşünüyorsun? Alay etmeye mi geldin buraya? Ben kimseyle alay etmem ki. Genelde benimle alay ederler. Oynarlar hatta. Çünkü deliyim ben. Ayarsızım. Dengesizim. Ne yapıyorsun? Hamile değil misin sen? Bir de içki mi içiyorsun? Hamile değilim. Yok artık bebeğim. İstemedi ki beni. Nasıl? Nasıl istemedi? İstemedi işte. Gitti. Kaybettim onu. Kaybettim ne demek Sude? Doğru düzgün anlatsana şunu. Biri bir şey mi yaptı yoksa? Ne kadar çok soru soruyorsun. İstemedi işte. Kaybettim diyorum, duymuyor musun? Zaten benim gibi bir anne niye istesin ki? Var mı haberi? Yine soru soruyorsun. Herkes soru soruyor. Niye biliyor musun? Merak ettikleri için değil. Hesap vereyim diye. Kimse bana hesap vermiyor ama. Kafamda o kadar çok soru var ki. Cevabını bulamadığım milyonlarca soru var. Bir sürü. Kimse bana bir şey söylemiyor. Bak bebeğim bile habersiz çekip gitti. Kanatarak, canımı yakarak gitti hem de. Tutunduğum tek şeydi o benim. Ben sadece o bebeğe tutunmuştum. Ama bak, şimdi zorla içimden sökerek alıyorlar onu. Niye? Mehmet, ben kime ne yaptım ya? Şey oluyor. Ya Sude'yi yine aradım, yine açmadı. Kavga filan etmediniz değil mi? Yani bir tartışma falan olmadı aranızda ha? Tartıştık biraz. Tartıştınız biraz. Yani sadece o kadar, öyle mi? Benden bir şey saklamıyorsun değil mi Bulut? Saklamak mı? Saklamakta usta olan sizsiniz Şahika Hanım. Ne demek şimdi bu? Niye her defasında aklınıza ilk ben geliyorum Şahika Hanım? Sude'nin sizinle bir sorunu olamaz mı? Babasıyla, kardeşiyle. Olamaz mı? Ben akşam olunca merkeze geri döner diye düşünmüştüm ama... Neyse, sizi de rahatsız ettim. İyi akşamlar. Dönmemiş. Sığacı'yı arayacaktın sen. Belki oraya gitmiştir.
Orayı da aradım, oraya da gitmemiş. Aslında bu iyi bir şey ya. Hala İstanbul'da olduğunu gösteriyor yani. Kopamıyor demek ki kızından. Gidemiyor. İyi de Ali koca İstanbul'da nerede, ne yapıyor kim bilir. Yürüyemiyor bile. Kim onun önüne bir bardak su koyacak, iki kap yemek koyacak da verecek? Nasıl yaşayacak bir başına? Ya kızım sen merak etme ya. Vallahi tamam, bulacağız biz babanı. Zaten çıkacak bir yerden ortaya da. Saffet Hoca kendini bırakacak bir adam değil ki. Aklı başında bir adam. Kolay kolay yıkılmaz. Ama biz yine de bulacağız babanı, sen merak etme. Tamam. Hadi doldur. Olmaz, hadi geç oldu artık, merak ederler. Evet, meraktan ölmüştür şimdi benim kocam. Ah, zavallı karıcığım nerede acaba diye ağıtlar yakıyordu. Al. Ara o zaman, haber ver. Korkma. Merak etmez dedim. Senin gibi değil o. Edemez zaten. Çünkü ona göre lanetliyim ben. Evet. Sen bunu beddua mı ettin? Ahın tuttu da o yüzden mi böyle iki yakan bir araya gelmiyor? Bulut'u cezalandırmak için beni kullanıyorsun değil mi? Bazen düşünüyorum da senle ben ikimiz. Acaba sevgine karşılık verseydim nasıl olurdu? Sude. Mutlu olur muyduk sence? Canımın yanmasını hiç umursamıyorsun. Belki de bir bebeğimiz olurdu. Ya da iki. Biri sana benzerdi, diğeri de bana. Sude yeter. Sakın. Buna bir daha izin verme. Artık saçmalıyorsun. Buralara kadar boşa geldin. Hadi hadi. Bu hayatı yaşıyorsun değil mi? Merak etme. Buraya kafa dinlemeye geldim. Neredesin Sude? Öldük meraktan arıyoruz, telefonunu da açmıyorsun. Siz beni merak mı ettiniz ya? Nasıl anladınız evde olmadığımı? Sude ne yapıyorsun? Böyle yaparak beni mi cezalandırıyorsun? Yok. Ben kimseyi cezalandırmıyorum. Sadece kendimi cezalandırıyorum. O kadar çok suçum var ki. Neredesin sen? Hiç. Bir arkadaşımla dertleşiyorum. Beni dinleyen, anlayan bir arkadaşla. Kimmiş o arkadaş? Aa. Mehmet'i tanımıyor musun sen? Ya senin Mehmet'le ne işin var ya? Kıskandın mı yoksa? Ya Sude saçmalama, hadi eve gel. Ben de seni öptüm canım. Yapma böyle Sude. Böyle yaparak hem kendini hem beni zor durumda bırakıyorsun. Benim bugün yaşadığımdan daha zor ne olabilir ki?
Alo. Alo. Benim oradayız. Gel al Sude'yi. Falıma da bakacağım mı Mehmet? Bakarsın, bakarsın. Oo, sevgili kocam karısını toparlamaya gelmiş. Sude kalk. Sude gidiyoruz hadi. İçki mi içirdin sen ona? Hamile bir kadına içki sofrası mı hazırladın? Kimseye içirdiğin falan yok birader. Şimdi karını da al, gidin buradan. Ne zaman kendine geleceksin sen Sude? Daha ne kadar bekleyeceğim ben senin akıllarını puslanmanı? El alemin adamıyla içmeler, eve gelmemeler, telefonunu açmamalar. Sen böyle mi anne olacaksın Sude? Hadi tamam beni düşünmüyorsun anladık. Çocuğumuzu da mı düşünmüyorsun? Benden iyi anne olmaz değil mi? Ama ondan olur. Ha? Ama bıktım ben senin bu takıntılarından. Ama bıktım ben senin bu kendini kaybetmelerinden. Ne işin var senin Mehmet'in ya? Evden kaçıp meleğin koynuna giren adam mı bunları söylüyor bana? Bana hesap soramazsın. Geçti onlar Sude. Konuştuk biz seninle bu konuları. Biz seninle bir anlaşma yaptık ama sen hala aynı şeyleri sürekli söyleyip 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 duruyorsun. Bizim evliliğimiz işte tam da bu yüzden bu noktaya geldi. Çünkü sen hastasın. Çünkü sen takıntılısın Sude. Yıllardır bana hep aynı şeyleri söylüyorsun farkında mısın? Belki de hasta olan sensindir. Hayatından, işinden, eşinden memnun olmayan bir adam. Hep sevgisiz, hep ilgisiz, hep öfkeli. Kendine bakmaktan acizsin diye hep beni suçluyorsun. Ben de artık bundan bıktım galiba. Evet ben seni çok sevdim. Evet ben sana aşık olduğum için evlendim. Ama ben yıllardır kocam dediğim adama kavuşmayı bekliyorum. Ben senin yanındayken bile yalnızım. Sen benimle konuşurken bile başka bir dünyada gibisin. Kimi sevdim ben? Kiminle evlendim söylesene. Kocam olamayan adam baba olabilir mi? Karısını sevmeyen çocuğunu sevebilir mi Bulut? Bir de gelmişsin oraya beni alıp götürüyorsun. Mehmet'e ne kadar sorumlu bir koca olduğunu kanıtlıyorsun. Neden? Hep sen takdir edileceksin. Hep sen sevileceksin. Hep sen alkışlanacaksın değil mi? Hayatın boyunca benden başka bir kişi bile seni alkışladı mı Bulut? O çok sevip kaçıp gittiğin kadın bir kere bile seni takdir etti mi? Hangi sevecenliğine, neyine vuruldu bu kadın? Söylesene bana. Söylesene. Söyleyecek bir şeyim yok. Bence de yok. Çünkü senin hayatında gerçek hiçbir şey yok Bulut. Ne oldu? Kendini kötü mü hissettin?
Kemal şu an benden daha kötü kimse olamaz. Eşitlendik belki de. Ama bir tek fark var burada. Eğer ben gidersem bir daha asla geri dönmem. Ay çok özür dilerim, burada olduğunuzu bilmiyordum Melek Hanım. Yok Vera, önemli değil. Bitki çayımız var mı bizim? Tabii var, bol bitki var. Ne isterseniz ben getiririm. Nane istiyorum da sen zahmet etme, ben de aşağı iniyorum zaten. Ay ne zahmeti, tabii ki ben getireceğim size. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Siz Ali Bey'le çok yakışıyorsunuz. Öyle mi? Sağ ol. Evet. Kim daha çok aşık? Bilmem. Bence Ali Bey size çok aşık. Nasıl da bakıyor öyle size ya. Böyle sanki çok uzun zamandır tanıyor gibisiniz. Öyle mi? Yok aslında, uzun zamandır tanımıyoruz ama işte zamanla tanıyoruz birbirimizi. Tabii. Bazen tanımak için zaman da yetmez. Nasıl? Yetseydi Süde Hanım'la Bulut Bey bu kadar kavga etmezdi. Ben mesela Bulut Bey ona hiç aşkla bakarken görmedim. Ama size bakınca, yani Ali Bey size bakınca. Vera, bu konu seni de beni de ilgilendirmez, tamam mı? Tabii, tabii. Melek, hadi kahvaltı iniyoruz. Hadi gidelim. Çok dalgın görünüyorsun Ferman. Bir şey mi oldu? Bir şey mi söyledim? Bir şey mi oldu dedim. Çok dalgınsın. Arabanız geldi Sude Hanım. Anahtarınızı teslim aldım. Teşekkür ederim. Nereden geldi araban? Anahtarı nerede bırakmıştın? Bir arkadaşıma gitmiştim de. Sonra sağ olsun Bulut geldi aldı beni. Araba da orada kaldı. Günaydın. Günaydın Cümleten. Günaydınlar. Günaydın. Uyanmışsınız. Keyfi yerinde maşallah. Tabii, tabii keyfimiz yerinde. Bugüne bugün erkek çocuk babasıyız biz ya. Nasıl? Yani şimdi ben erkek torun sahibi mi olacağım? Evet babacığım, erkek torunun olacak. 5 haftalık bebeğin cinsiyetini doktor mu söyledi Ali'cim? Yok, hayır. Yani biz Ali ile iddiaya girdik. Ali erkek olsun istiyor, ben de kız olsun istiyorum. Yoksa 5 haftalık bebeğin cinsiyeti belli mi olur, değil mi? Tabii, mesela ben erkek olacak diye umuyorum. Öyle tahmin ediyorum yani. Kız olsun da göreyim ben seni. Şahsen ben de erkek torunum olsun isterim. Nereye Sude? Bunlar ne Sude'cim?
bunlar. Bu bebeğim için patik. Bu kız olursa diye elbise. Bu da erkek olursa diye. Bunlar da eldivenleri. Yumuk eller üşümesin diye. Bu da verisi. Bak. Bak dedesi. Bu da ilk oyuncağım. Ne kadar şirin. Ne kadar tatlılar değil mi? Çok güzel şeyler almışsın kızım. Hele bir doğsun. Dedesi ona neler alacak? Peki sen babası? Sen de bir şeyler almak ister misin çocuğuna? Alacağız tabii Södeciğim. Daha zamanı var. Zamanı yok. Zamanı yok! Benim bebeğim ölmüş. Ben bir haftadır karnımda ölü bebekle yaşıyormuşum. Thank you.
Dün niye söylemedin bana? Umurunda mıydı sanki? Umurumda olmaz mı Sude? O bizim çocuğumuzdu. Senin ve benim. Ben de umut bağlamıştım ona. Tamam, belki çok gösteremedim. Ama ben çok mutluydum baba olacağım için. Ben sadece her şeyi yoluna koymaya çalışıyordum Sude. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum Sude. Ben iyi bir baba olacaktım çocuğumuza. Nefret ediyorum senden. Hepinizden. Herkesten nefret ediyorum. Sude, benim de ne kadar çok üzüldüğümü görmüyor musun? Yapma. Lütfen. Dokunma. Dokunma bana lütfen. Dokunma sakın. Defol buradan. Defol git. Kızım haklıydı aslında. Çok haklıydı. Babası olarak onunla hiç ilgilenmedin. Varsa yoksa Ali. Ali'nin bebeği. Kız mı olacak, erkek mi olacak? Kız mı olacak, erkek mi olacak? Ya bir kere bile kızım demedin ona sen. Hep Ali, hep Ali. Şimdi ne olacak? Hı? Nasıl ayağa kaldıracağız onu? Nasıl? İyi değil. Sayenizde. Evet. İkinizin sayesinde. Ya sevmeyi bilemediniz onu. Hamile diye ilaçlarını da bırakmıştı. Ya 5 yıl önceki gibi majör depresyona girerse? O kadar kabusu kaldıramaz artık benim kızım. Hanginiz kurtaracaksınız onu? Sen mi, sen mi? Efendim? Şu anda pek uygun değilim de. Öyle mi? Tamam, nereye geleyim? Peki. Ali, ben gerçekten çok üzüldüm ya. Tam anne olacakken bebeğini kaybetmek ne demek? Çok acı bir şey. Benim de içim yandı. İçim yandı. Kızın yıllardır hiç yüzü gülmedi ki. Anneyle uğraş, babayla uğraş. Kocayla uğraş, hastalıkla uğraş. Bir sürü ilaç al falan. Yaşadıkları çok zor.
sana kötü şeyler yapmış olabilir ama... onun yaşadıkları da hiç kolay değil Melek. Ben aslında ona yardımcı olmak istiyorum ama... Aması var işte kızım. Aması var. İkinizin bir arada olması zor yani. Kızım nereye? Ali ben konuşacağım onunla ya. Bağırıp çağırsa da konuşacağım yani. Çok üzüldüm. Gerçekten. O bebeği ne kadar çok istediğini biliyorum Sude. Anlıyorum seni. Anlıyor musun gerçekten? Evet. Biliyorum bana kızıyorsun. Ama ben... ben kimsenin acı çekmesini istemiyorum ki. Senin de acı çekmeni istemiyorum. Kendini suçlama ne olur. Kimsenin suçu yok ki. Ama onu yaşatabilirdim ben. Yaşatabilirdik. Sen zaten elinden ne geliyorsa yaptın. Yeterince yapamadım belki de. Bence yaptım. Anladım ben. Sadece bir kişinin aşkı yetmiyormuş. Hissetti bebeğin babasının onu sevmediğini. O yüzden küstü gitti belki de. Zorlu güzellik olmuyormuş değil mi? Olmadı işte. Tamam. Sen kazandın. Gitsene. Ben artık daha fazla konuşmak istemiyorum. Tamam senin bir suçun yok. Bütün suç benim. Efendim. Alo. Mehmet. Ben dün gece için senden özür dilemek için aramıştım. Önemli değil. Nasılsın şimdi? Hiç. Uyku aldım. Koyunları sayıyorum. Uçurumdan atlıyorlar. Ben de o koyunlardan olmak istiyorum. Böyle şeyler söyleme. Uyumak istiyorum Mehmet. Tamam. Hadi uyu o zaman. Ama telefon açık kalsın olur mu? Kapatma. Sen konuş. Ayağa kalkacaksın Sude.
Sen güçlü bir kadınsın. Sen kimseye muhtaç olacak birisi değilsin. Hele koyun olup atlayacak biri hiç değilsin. Yakında her şey düzelecek. Güneş her yeri aydınlatacak. Ve sen yine mutlu uyanacaksın. Karanlığın geri gelmeyecek. Sen çok özel bir kadınsın. Çok özel. Sude. Nereye gidiyorsun Şayka? Bakıp da önemli bir toplantımız var. Aslında Sude'nin yanında kalmak istiyordum ama erteleyemiyorum da. Otur şuraya Şayka. Sude'nin durumunu konuşacağız. Sonra nereye gidersen gidersin. Ama otur benim... şuraya dedim Şayka. Ne olacak? Bu kızın durumu nereye varacak? Bulut, ne düşünüyorsun? Çok üzgünüm ben. Ben Sude'nin iyi olmasını istiyorum. Bunun için de elimden ne geliyorsa yapacağım. Onu yıkmadan önce düşünecektin. Bu saatten sonra onu hiç kimse ayağa kaldıramaz. Benim yüzümden mi düşürdü bebeği? Bebeğinizi. O ikinizin bebeği. Tamam, bırakın ağız dalaşını. Bizim bir an önce Sude'nin iyileşmesi için hep beraber ne yapabiliriz onu konuşmamız lazım. Bence artık ilaçlar etki etmez. Bir doktorun kontrolünde olması lazım bundan sonra. Bakın, isterseniz Sude'yi bir kliniğe yatıralım. Ama ben söylersem kabul etmez. Sizin söylemeniz daha doğru. Gösteremedim ama saçımız çok şamandı baba. Şimdi okşar mısın? Senin hiç bir günahın yok.
Hiçbir suçun yok. Ben kendimi kandırdım. Bir evlilik oyunu oynadım. Seni de mutsuz ettim kendimi de. Baba. Ben bununla baş edemiyorum. Aklımı kaybetmekten korkuyorum. Ne olur bana yardım et. Tamam kızım. Tamam güzel kızım. İyileşeceksin. Sana söz veriyorum. Baban hep yanında olacak. Keyfin yok yine aslanım. Yolunda gitmeyen ne var? Hayırdır? Hayatımda yolunda giden bir şey yok ki. Her şey tepe taklak. Yalanlar tepe taklak oluyor aslanım. O köşk gerçek bir yuva değil. O köştekiler de gerçek ailen değil senin. İnsanım ben, makine değilim. Duygularım var. Bir karım var benim. İntikamım fermanla. İntikam gayet insani bir duygu. Karına sahip çık ama babasına değil. İstediklerimi getirdin mi sen? He. Savcı Andan'ın dosyası. Babanın ölümünde delilleri gizleyen iblis oluyor kendisi. Buyur, incele neler yapmış gör. Ali'nin annesi senin yanında mı? Nereden çıktı bu şimdi? O kadın senin yanında mı değil mi? Değil. Yanımda değil. Yalan söylüyorsun. Şayka'ya karşı o kozu sen verdin bana. Çünkü intikamının bir parçası da o. Yanımda değil dedim. Kapatalım artık bu konuyu. Bak, Ferman Köktükaya bile saklamadı benden bunu. Ama sen saklıyorsun. Çünkü yalan söylüyorsun. Ferman akıllı adam aslanım. Seni elinde tutmak için ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Çünkü işine yarıyorsun onu. Daha beni ne ara ne sor diyen sen değil mi? Ha? Artık seni sevmiyorum diyen sen değil mi? Şayka'yla evlen, mutlu ol, beni unut diyen sen değil mi? Hayır Ferman, ben değilim. Kim yazdı o zaman Zahide? Kim? O mektubu kim yazdı Zahide? Babacım ya. Neredesin kim bilir? Sana çok ihtiyacım var. Bak hele. Kendi kendine mi konuşuyorsun kızım sen? İyi misin? İyi olmaya çalışıyorum işte Elmas ablacığım. İçini dökmek ister misin? Sağ ol.
İki tane domates koyuver. Mevsimi değil, plastik gibidir ama ne yapalım? Yumurtayı kırdın mı olur sana menemen. Bu da yarım kilo. 2,5 lira da bu. Hepsi 10 lira. Öyle mi? Sen yenisin galiba buralarda hemşerim. Yeniyim, yeniyim. Ben emekli öğretmenim. Adım Saffet. Şurada 2 numaraya taşındım. Öyle mi? Hayırlı olsun. Yalnız mı taşındın? Yalnızım, yalnız. Hanım sizlere ömür. Epey oldu. Çoluk çocuk da mı yok? Yok, çoluk çocuk yok. Hadi kolay gelsin. Bir saniye, bir dakika alacağım. Semih gelsene oğlum. Bu benim oğlan. Sana yardım etsin eve kadar. Ne dersin? Yok, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben kendim işimi yaparım. Ya, yazık ya. Gariban adam ya. Tek başına kalmış. Allah yardımcısı olsun. Tamamdır. Bütün ajanslara, haber sitelerine gönderildi video ses kaydı. Kaynak yurt dışı. Savcıyı da hallettik. Hallettik. Savcı Hanım merhaba. Şöhret oldunuz. Birazdan kapınıza ziyaretçileriniz gelecek. Polisler, gazeteciler. Artık hesap vakti. Hapse gireceksiniz. An itibariyle bankadaki bütün hesaplarınıza tedbir kondu. Ne yazık ki bundan sonra kendi çocuğunuzun bile yüzüne bakamayacaksınız. Çünkü sen rüşvetin kölesi olmuş... Zavallı bir insansın. İyi günler. Pek iyi bir gün olacağını zannetmiyorum ama. Savcı Handan Erdemli'nin ünlü mafya babası Çetin Şah'ın adamlarından rüşvet aldığı iddialarını doğrular nitelikte. Ayrıca görüntülerde yıllardır cinayet, soygun, silahlı çete kurmak gibi çeşitli suçlardan aranan Şahan'la savcının yüz yüze görüştüğü açıkça yer alıyor. Yanlış zamanda arıyorsun Savcı Hanım. En doğru zaman Ferman Bey. Çünkü birileri benimle değil, seninle uğraşıyor. Farkında mısın? Ya başka kirli çamaşırlarım varsa? Kapatmam lazım. Aptal olma. Başhekimin başına gelenleri biliyoruz. Sana bir şey hatırlatmıyor mu bu mesele? Hatırlatmıyorsa ben hatırlatayım. Adem Ocak dosyası. Birileri o dosyayı yeniden kurcalıyor, haberin olsun. Ferman Bey, giremez. Ferman Bey. Ferman Bey. Durun Ferman Bey. Durun.
kovanına çomak sokuyorsun Ekrem Aksoy. Beni de kendini de yakıyorsun. Demek onu sen sakladın ha? Bunca zamandır Zahire'yi yanında tutuyorsun. Hain bir korkak gibi. Şerefsiz bir korkak gibi. Bunu benden sakladın. 20 yıl aradım Zahide'yi. Ve şimdi yanımda olduğu doğru. Lafına dikkat et Ferman. Onu saklayan şerefsiz ben değilim. Senden her şey beklenir Ekrem. Kim bilir Zahide'ye de ne yalanlar söyledin. Zahide'yi ben saklamadım dedim sana. Zahide'yi bana vereceksin. Zahide'yi sana verecek kadar az mı sevdim Ferman? Az mı sevdim? Zahide'yi sana vereceksem ne diye arayıp buldum onu? He? Sen alay mı ediyorsun benimle? Zahide'yi şimdi yanımda saklayan da, şimdiye kadar yanımda saklayan da benim düşmanımdır Ekrem. Bu bana savaş açmak demektir. Eğer savaşacaksak, sen ateş olacaksan ben cehennem olacağım. Ve 20 yılın hesabı ya senden sorulacak ya da benden. Alo. Ferman Bey, Zahide Hanım'ı buldum. Nerede? Eve yaklaşmak üzere. Tamam, geliyorum. Mesut. Zahide Hanım nerede? Havalimanı çıktı efendim. Bana sormadan yalnız gitmesine nasıl izin verirsiniz? Çabuk git bulun. Getirdiniz beni buraya apar topar. Gelişmeler var Şahika Hanım. Savcı dosyayı incelemiş. Delilleri değerlendirmiş. Elsa haberler kötü. Şahit göstermişler. Nilgün Kara. Sen beni nasıl buldun Ferman? Buldum işte Zahide. Bunca yıldan sonra tekrar kaybeder miyim sana? Seninle konuşmak istiyorum. Ama burada değil. Gel lütfen. Bana her şeyi anlatmalısın Zahide. Anlatmadığın her şeyi bilmek istiyorum. Bilsen ne olacak Ferman? Neyi değiştirebiliriz artık? Ha? Her şeyi. Her şeyi değiştirebiliriz Zahide. Yeter ki gerçekleri söyle. Ekrem'le olmak için mi gittin? Onun yüzünden mi bıraktın oğlumu? Kimse için bırakmadım ben oğlumu. Hem bir ana evladını nasıl bırakır söyler misin? Esas sen bıraktın bizi. Beni ve Ali'mi sen terk ettin. Peki niye gittin o zaman Zahide? Niye 20 yıl boyunca yoktun? Kim yazdırdı sana o mektubu? Her şeyi bilmek hakkım. Kaçırıldım.
karın kaçırdı beni. O mektubu da o yazdırdı. 20 sene ağır ilaçlarla uyuttu beynimi. Her şeyi unuttum. Seni, oğlumu, geçmişimi, hayatımı. Evden ayaktan kesildim. Hiçbir şey düşünemez. Konuşamaz oldum. Şimdi söyler misin bana? Ne yapabilirsin ha? 20 yılımı bana geri getirebilir misin? Şahika mıydı bütün bunları yaptı? Şahika. Beni Ekrem kurtardı Ferman. Şahika'dan da, bana o ilaçları veren doktordan da Ekrem kurtardı. O olmasaydı yaşayan bir ölüydüm ben. Senin karın hırsı uğruna, kıskançlığı uğruna hayatımı çaldı benden. Ali'mi çaldı benden. Kalkman lazım Sude. Sen güçlü bir kızsın. Bak bunun da altından kalkacaksın. Doktorunla konuştum. Kürtaj olman lazım. Bak bebeğin içinde öldü. Eğer sen kürtaj olmazsan seni de zehirlermiş, tamam mı? Sudeciğim, ne olur kalk. Ne olur bir tane. Anne kalkamıyorum. Kalkacaksın Sude. Kalkacaksın. Beni ayakta tutan sensin. Sen bana güç veriyorsun. Eğer sen kalkmazsan ben de çökerim sonra. Tamam mı? Lütfen. Lütfen güzel kızım. Neredeydin Zahide? Hava almaya çıktım biraz. Onunla görüşmeye gittin değil mi? Ferman'a gittin. Benim onunla görüşmeni istemediğimi bilmene rağmen, bana rağmen ona gittin öyle mi? Beni çok üzdün Zahide. Çok üzdün.
geldiniz mi? Hadi geç kalıyorsun. Sen gelmiyorsun Şahika. Neden Ferman? Ne münasebet, kızım o benim. Gelmiyorsun dedim, bitti. Hiçbiriniz gelmiyorsunuz. Biz baba kız birlikte gideceğiz, yalnız. Hadi. Sude Hanım, kliniğimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu verdiğiniz karardan dolayı kendinize gurur duymalısınız. Keşke herkes bu kadar cesur olsa. Teşekkür ederim. Doktor Hanım doğru söylüyor. Başlamak bitirmenin yarısı. Dosyanızı inceledim. Önce ilaç tedavisiyle başlayacağız. Siz kendinizi iyi hissettiğinizde tedavinize psikoterapi de ekleyeceğiz. Tamam. Her şey tamamım ben. Çok güzel. Hastalar işbirliği yapınca tedavi süreci kısalıyor. Siz de ziyaret saatlerine gelip Suudi Hanım'ı görebilirsiniz. Gelirim, gelmem mi? Bu zor günleri baba kız birlikte aşacağız. Ha? Tekrardan hoş geldiniz o zaman. Sağ ol. Ziyaret saatini kaçırmışım ama atlatmam zor olmadı. En sevdiğimi unutmamışsın. Ben böyle şeyler unutmam.
Rahatın yerinde mi? İyi, gördüğün gibi işte. İyi olacaksın Sude. Herkes böyle söylüyor ama beni değil kendinizi rahatlatmak istiyorsunuz aslında. Tabii ben de iyileşmek için çabalıyorum. Yalnız değilsin. Ben senin yanındayım. Sonra yine geleceğim. Şimdi çaktırmadan kaçmam lazım. Tamam. Her şey için teşekkür ederim bu arada, gerçekten. Hadi sonra görüşürüz. Neyin var Ferman, hasta mısın? Yemeğine de dokunmadın. İstersen başka bir şey yapsınlar sana. İstemez. Niye kızıyorsun canım? Kötü bir şey demedim ki ben. Tabii. Senin aklından hiç kötülük geçmez değil mi Şayka? Aşk olsun Ferman. Ne biçim soru bu şimdi? Beklediğiniz biri mi vardı? Bizim yok. Benim var. Öyle mi? Kimi bekliyorsun? Ali'lerin bebeği için bir bakıcıyla anlaştım. Baba daha çocuk doğmadan erkenden ne gerek vardı ya? Ben çocuğuma kendim bakmak istedim. Olsun. Mutlaka yardıma ihtiyacınız olacak. Erkenden işe başlasın, birbirimize alışalım istedim. Ayrıca evin şartını şurtunu da öğrenmiş olur. Ferman Bey, hanımefendi sizinle görüşmek istiyor. Buyurun. Hoş geldiniz.